Merhabalar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Bu videodaki başlığı görüp merak edip acaba ne anlatılıyor diye tıklayanlar ve dinlediklerinden hiç memnun olmayanlar ve duyduklarının gerçek olduğunu kabul etmek istemeyenler. Hepinize videonun başından söylemek isterim ki, biliyorum sonradan videonun altına şey yazacaklar. Sen nasıl bir kimsin, böyle konuşuyorsun, böyle. Ne yazarsanız yazın, umurumda değil. Bazı şeyleri insanoğlu düşünerek bulur. Etrafını inceler, veri toplar ve ondan sonra ortada yerli ve milli bir şey var mı bakar, aklıyla karar verir. Yani birilerinin sana dayattığı cümlelerle değil, kendi aklınla karar verirsin. Ha nereye geleceğim derseniz, Türkiye'de yerli kozmetiklerin ne kadar yerli olduğunu tartışmak üzere ben bu videoyu hazırlamaya çalışıyorum. Evet sinirliyim ya, böyle gözükmek hiç hoş bir şey değil ama düşündükçe gerçekten sinirim bozuluyor. Türkiye'de birçok Türk marka fabrika açtı, cilt bakım ve kozmetikleri, renkli kozmetikler üretiyor. Ancak bu kozmetikleri üretirken içerilerinde kullandıkları ham maddeleri biz Almanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Çin'den, İngiltere'den ve Japonya'dan alıyoruz. Hindistan cevizi yağı, aloe vera, kakao, karite yağı, jojoba, argan gibi birçok daha böyle yüzlerce ham maddeyi yurt dışından alarak Türkiye'de Türk kozmetik yapıyoruz. Sizce kozmetik ne kadar yerli? Bu şeye benziyor. Yani çocuk doğurmak istiyorsun ama birinin spermi ve yumurtasıyla oluşmuş çocuğu sen doğuruyorsun. O çocuk senin mi şimdi? Yani yerli ve milli derken ben istiyorum ki İçerisindeki ham maddeyi de bizim çiftçimiz, bizim lavanta tarlasının sahibi üretsin. Meksika'da kurulan Elar diye bir marka var. Meksika'da kurulan büyük aloe vera çiftlikleri Türkiye'de de kurulsun. Bunun için Tarım Bakanlığı çok büyük yardımlar etsin, krediler açsın, hatta vergi almasın, ne yapacaksa yapsın. Ama üretici ham maddeyi üretirse ve bizim fabrikamızda yapılırsa işte o zaman yerli ve milli olur. Kimse kimseyi kandırmasın. Acayip sinirim bozulduğu için bunları anlatıyorum. Bakın bundan 2 sene evvel Croda diye bir İngiliz markası var. Türkiye'ye geldi, büyük bir otelde Türkiye'de kozmetik imalatı yapan firmaların temsilcilerini, sahiplerini çağırdı. Ve onlara yeni ürünlerini tanıttı. Yani onların da kimyagerleri, yeni formüller, yeni maddeler keşfediyorlar. Mesela hiç köpürmeden makyaj temizleyen o kadar güzel şeyler üretmişlerken bunların hepsi Arge çalışması sonucu ve bunları bütün dünya ülkelerinde böyle toplantılar yaparak pazarlıyorlar ve biz onlardan bunları satın alarak yerli ve milli kozmetiğimizi üretmeye çalışıyoruz. Mesela retinol, bu A vitamin türevi çok sık kullanılıyor kozmetiklerde ve gayet güzel sonuçlar veriyor akne bakımı için, böyle kırışıkların onarılması için. Retinolü dünyada tedarik eden bir tek üretici var. Tek. Ve şimdi sipariş verirseniz 4 yıl sonraya size sipariş geliyor. Düşünün ki Türkiye'de retinolü bir kozmetik üretiyorsunuz. Ben dolar 4 lirayken 2 kilo sipariş veriyorum. Attım şimdi. Ve ay sonunda geldiğinde dolar 7 lira. Siz o kozmetiği 10 liraya satabilir misiniz artık? 20 liraya satacaksınız. 2 misline gelmiş. Yerli ve milli olmak içeriği de kendi üretmektir. Bu retinol kuyruğuna girmemektir. Bakın dünyada tek üreticisi varsa belki ikinci üretici biz olabiliriz. Birçok kimya yerleri var. Girin, kimya tedarikçileri var. Ama bunların da artık değişmesi lazım. Yani Japonya ve Kore nasıl kozmetik sektörünü ele geçirdiyse Türkiye için de fırsatlar açılmalı. Bu Croda'nın seminerinden ben çıktıktan sonra ciddi anlamda kıskançlık hiç nedir bilmem. Acayip hisleri vermiştim. Neden benim ülkemde Croda gibi bir marka yok ve biz ülke ülke dolaşıp biliyor musunuz en güzel lavanta yağı, Türkiye Kuyucak'taki lavanta yağıdır ve kilosunu şu kadardan satıyoruz. Ey millet gelin niye diyemiyoruz? Bakın Marmara ve Ege'de eşek sütü çiftlikleri kurulmuş. Eşek sütü çok kuvvetli içerikleri olan yani CD, B1-6, E vitamini, omega 3 ve 6 içeren çok kuvvetli bir süt. Ve çok güzel kozmetikte kullanılabiliyor. Günde 700 kilogram eşek sütü elde ediyormuş. Bir adamcağız kurmuş fil tarihinde çiftlikleri. Ama işte hayvanların süt verdikleri dönemlerin azlığı, bunun yeteri kadar iyi bir pazar bulamaması büyütememiş ve kapatmaya kalkmış. Mesela
Neden bu eşek sütü çiftliğine destek vermiyoruz? Neden? Mesela Gıda Hayvancılık Tarım Bakanlığı küçükbaş hayvanlara destek verse, bu eşek sütü çiftliklerini neden biz Romanya ya da Bulgaristan yerine Türkiye'de kurmasak da, neden biz kazanmasak da başka ülkeler bu ham maddeleri başka yerlere satsa? Ben üzülüyorum, sinir oluyorum. Vallahi zengin olsaydım ben bununla ilgili girişim yapardım. Ama bir de devletin sana destek çıkması lazım. Yerli ve milli derken içini de yerli yapacaksın, dışını da. Çin'den ambalaj almayacaksın. Airless ambalajları Türkiye'de de biri üretecek. Ona yardım edeceksin. Enjektör fabrikalarını Romanya'ya gidip kurmayacak insanlar. Çünkü orada vergiden muaf ve daha verimli çalışıyorlar diye. Yerli ve milli böyle yapılır. Bakın, pirinç kepeği yağı, pirinç kepeği yağı ya. Asya ülkeleri, Bangladeş, Hindistan, Çin, Tayland, Vietnam, Kongo, Nijerya ve Pakistan'dan alınıyor. Ve pirinç kepeği yağı çok sık kullanılıyor doğal ve alerjen olmayan bir madde olduğu için. Neden Türkiye'de pirinç kepeği yağı yok? Çok mu zor yani bu şey, simya mı yapıyoruz? Gerçekten çok üzülüyorum ya. Pirinç kepeği yağını Pakistan üretiyor. Biz niye yapamıyoruz ya? Yani yapıyoruz da 3 kilo 5 kilo değil bu iş. Bunu sanayiye çevirmek için devletin verdiği destek çok önemli. Badem sütü. Hani acı bebek badem var ya, benim çocukluğumdan beri kullandım. Nereden alınıyor biliyor musunuz? Amerika, İspanya ve İtalya'dan badem sütü alınıyor kozmetikte kullanılabilmek için. Bologna'da her sene İtalya'da dünyanın en büyük kozmetik fuarı oluyor. Türkiye'den de gidenler oluyor. Ve ben bizdeki kozmetik fuarına her sene giden biri olarak mukayese ettiğimde, devletin üretim yapmaya, yatırım yapmaya niyet etmiş insanların ne kadar yardım ettiğini orada görüyorum. Neden bizim kozmetik fuarlarımız sadece kaş dövmesi ya da tırnak yapması veya karın yağı eritmesi ya da lazer üzerine kurulu aletlerden oluşuyor? Neden mesela Ivana Tura gibi Türk markaları daha geniş kitlelere ulaşamıyor? Çok üzülüyorum. Tabii ki biyoteknolojiyi çoğaltmak lazım. Bunun için Ar-Ge lazım, bunun için yatırım lazım. Bunun için devletin niyetlenen yatırımcıya destek vermesi lazım. Bakın, dünya kozmetik pazarı 350 milyar dolar civarı ve Türkiye'deki kozmetik pazarı 2 milyar dolar büyüklüğünde, maalesef %90'ı yabancı markaların kontrolünde. İçiniz acıyor değil mi? Çok yerli ve milli. Ve bu yani birkaç Türk markası debelenen, o canımız için böyle çabalayıp içeriklerine bakıp sizlere anlatmaya çalıştığım yerli alın dediğim markaların ham maddelerinin %70'inden fazlası ithal. Yani yabancı markaların kontrolü altındayız. Ve bunu aşmak için ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Benim param yok yatırım yapayım. Yatırım yapsam teşvik yok. Teşvik olsa içerik yok. Hepimiz birbirimize bir yerlerden bağlıyız. Hani Ayşe teyzenin dolar neyine diyorlar ya. Evet, benim de dolar neyime diyebilirim. Benim 5 kuruş dolarım yok. Ama içeriklerin hepsi dolarla alınıyor. Allah aşkına düşünün. Türkiye'de bizim dünya çapında ve kendimiz için kozmetik üretebilmemiz için tek başına bir üretici ne yapabilir? Ham maddelerin %70'i dışarıdan alınıyorsa. Sene başında %35 artı vergi geldi kozmetiğe. Ondan sonra Amerika'dan gelenlere tabii karşılıklı resleştiğimiz için %60 kadar bir kozmetik vergisi daha konuldu. Artı dolar da arttı biliyorsunuz, 4'ten 7'ye fırladı. Şimdi geçen ay aldığınız diyelim yabancı marka 10 liralık bir kremi 25 liraya alacağız. Yazık değil mi bize ya? O zaman kendimiz üretelim. Ne yazık değil mi bize? Ya. Dertleşmek için yaptım. Asık suratlı video çekmeyi hiç sevmiyorum ama gerçekten dertleşmeye ihtiyacım vardı. Kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Türk markaları sizlere tanıtmaya çalışıyorum, içeriklerini anlatmaya çalışıyorum. Onlar da pazarda debelenip duruyorlar ve gerçekten içlerinden çok iyileri var. Ama içerikler yurt dışından olduğu sürece yapacak bir şey yok. Devletin yerli ve milli dediği birçok şeyin içeriği de zaten yurt dışından geliyor. Bu yalanı bir yerden kırmamız lazım. El ele verelim. Beraber bir çiftlik mi kursak, ne yapsak?